Türkiye'de de siyaset sahnesinde bir Hamas tartışması sürüyor. İsrail yönetimi tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Hamas'ın terör saldırısı da İsrail toplumuna korku saldığı gibi Netanyahu'ya da gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi hediye etmiştir. Hamas bir terör örgütü değil, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır. Unutmayalım ki bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. İsrail'e tepki ortak ama Hamas konusunda iktidarla ayrı noktalarda Akşener. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının zamanlamasına dikkat çekti. Hamas'ın Netanyahu ile işbirliği yapmış olma ihtimaline değindi. Erdoğan'a Hamas soruları yöneltti. Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sen neden Hamas'ı tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, biz evvelallah tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. Söyle bakalım Sayın Erdoğan, sen sözde Kürtistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının durması için ateşkes çağrısını da yineledi. Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değil sözlerine destek veren Ahmet Davutoğlu'ysa Tel Aviv yönetimine karşı somut adım istedi. Niye hala İsrail Büyükelçisi gittiği halde Türkiye Büyükelçisi Tel Aviv'de durur? Uçuş yasağı getirin, hava sahasını kapatın İsrail'e giden uçakları.